Nerede kaldınız Hüsnü? Yemeğe yetişirsiniz diyordum. Hallettik biz dışarıda hallettik. Zeliş ayakta dikilme, otur kızım şöyle. Tansiyon oynamasın yine. Tansiyon mu? Ondan böyle görünüyorsun abla. Sen bir bak bakayım bana. Doğruyu söyle, ne oldu sana? İyiyim teyze, merak etme. Yorgunluktandır. Ben yatsam iyi olacak. Ah, hadi iyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler abla. Hastanede alt tarafı bir baygınlık geçirdi. Yani büyütecek bir şey yok. Baygınlık? Ha, doktor reçete yazdı. Tansiyon düzenleyici bir ilaç. Hemen bunu yarın alalım. Yok yok, ben şimdi alırım abacığım. Ama nöbetçi eczane falan bulman lazım oğlum. O kolay. Hallederim ben. Bakarım internetten. Hadi çıkıyorum ben. Halleder, halleder o. Al şunu. Tamam. Üstü yoruldun, otur sen. İki dakika. Kahve yaparım şimdi. Düşün, düşün, düşün. Neredeyse kafam patlayacak. Ne olacak bu kızın hali böyle ya? Düzelecek Hüsnü, sabredeceğiz. İyiydi halbuki yani. Dönmüştü aramıza. Yine gülüyordu, muhabbet ediyorduk. Atlattı sanıyordum ben. Atlatamadı demek ki. Kızın başından geçenleri bir düşün Hüsnü. Böyle iki günde iyileşmesini bekleyemeyiz. Oh. Bana bak, senin de rengin gitti. İyi misin sen? Evladım, bu halde ben nasıl iyi olurum Nazike ya? Canım acıyor Nazike, canım şuram yanıyor. Oh. Açık sesini kız, da abla mı yapmasın? Bu dizi var ya, 3 bölüme batar. Niye? Niye? Kast yanlış. Ha. Bizim dizi de ondan battı. Ayol, finaliniz bile izlenmedi. İlk yüze giremediniz. Ama bir sor. Niye? Niye? Kadın oyuncu yüzünden. Libidolarımız tutmadı. Ha. Aşkımız seyirciye geçmedi. Ha. Ondan mı attık? Teyze. Ha. Libido önemli. Dokunmak. Bak. Aman. Sapık sapık konuşma be. Ben de tutuyorum. Ey Allah'ım. Selam millet, ben geldim. Hoş geldin, hoş geldin babacığım. Üstün ıslanmış baba, yağmur mu var? Ya biraz önce başladı. Dışarıda yakalanmadım Allah'tan. Zeliş uyudu mu? Uyudu yazık. O aldığı ilaç uyutuyor herhalde. Keyfi nasıl? İyi baba. Yani bir sıkıntısı yok. Anne! Ha? Selamın kavla. Ne oldu? Abla. Abla. Ne oldu? Ne oldu? Çığlık attın durduk yere kızım. İyi misin? Çığlık mı attım? Farkında değilim, kusura bakmayın. Tekin, su getir ablana, koş. Yok, istemem, istemem. Tansiyonun mu oynadı yine acaba ha? Olur mu olur. Dur, ben bir bileklerini ovayım. Yok. Ha? Gerek yok teyzeciğim. Ben odama geçeyim en iyisi. Şşş, bak bakayım bana sen. İlacını aldın mı bugün? Aldım baba, aldım. Hadi iyi geceler. Çocukken de korkardı gök gürüldüğünce. Ah kıyamam. Gidip bir baksan mı? Yok yok. Hı. Yalnız bırak teyze. Kafasını dinlemek istiyor. Ablamazsın baba. İşte biraz be oğlum. Yakında geçecek, merak etmeyin. İnşallah geçecek. Geçecek, geçecek. Bence de bu ayrılık çok uzun sürmedi mi ha? Çıkıyor musun Hüsnü? Yok, geliyorum Nazike. Man! Merkeze geçeceğim. Çıktı mı çocuklar okula? Heh. Çıktılar baba, çıktılar. Ablam da odasında. Biz buralardaysan merak etme. Aslan mısın sen? İyiyiz. Daha da iyi olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Baba.
Ben bugün annemin kabrine gitmek istiyorum. Gidin tabii, epeydir gitmediniz. Ben hep gidiyorum. Beraber gidelim abla, ha? Tamam, ben götürürüm sizi. Hatta hazırlanın, hemen çıkalım. Gidip duamızı edelim. Tamam, hemen geliyorum. Hadi, Allah kabul etsin. Baba, ben biraz yalnız kalsam annemle. Müsaade eder misiniz? Tabii kızım, tabii. Biz şuradayız. Gördün değil mi? Başımıza gelenleri gördün. Tabii gördün. Cennetin gözleri açık derdin ya. Hepsini biliyorsun değil mi? Babamı fark ettin mi? Nasıl tedirgin. Senin yanına bile yalnız göndermedi beni. Şurada iki adım uzakta ama hiç rahat değil. Fark ettin değil mi? Biliyor çünkü. Tarık ölmedi anne, biliyor. Korkuyor benim için. Ben de biliyorum. Ben de onlar için korkuyorum. Anne kardeşlerini düşün dedi bana. Yeğenini düşün. Teyzeni, babanı düşün dedi. Tarık. Anne sevdiğimi sandığım adam dedi. Katilmiş. İnanmadım. Manyağın tekiymiş. Gözümle görene kadar herkesi susturdum. Ben hata yaptım. Ona güvendim. Hata. Tamam tamam, biliyorum. Bu kadar mı ağır olur bedeli anne? Anne bazen diyorum ki, iyi ki sen görmedin, iyi ki burada değiliz. Çok üzülürdüm. Bazen de gücüm kalmadığında, dayanamadığımda diyorum ki, annem olsaydı şimdi, hiçbir şey söylemeseydi, dizine yatardım. Saçımı okşardı, geçerdi. Geçerdi anne. Anne geçerdi, biliyorum. Sen ne yapaydın? Sarardı, bilmiyorum anne. Herkes yanımda. Gözümün içine bakıyorlar. Babam bile öfkesini unuttu anne. Kalbini kırdım. Unuttu. Affetti beni. Ama sen yokken ben yalnızım işte anne. Anne, ben sana ağladığım gibi hiç kimseye ağlayamam ki. Sana sarıldığım gibi. Şimdi dünyaları verseler bir anne etmiyor, biliyor musun? Ben de yine öğrendim. Haber dediğin böyle olur. Pilavcı, sen daha uyu. Ne olmuş? Bizimkilerin ekip canavar vallahi. Aferin be. Kim? Rıza babaların ekibi mi?
Nevres Abbasoğlu'nu almışlar. Kızı hastaymış, hastaneye yatırmışlar. Devletin şefkatli eli. Aslanlarım benim be. Sen neyine seviniyorsun ki bu kadar? Ulan pilavcı, şu kafayı kullan artık be. Senin Nevres'in zulasındaki paradan haberin var mı? Yok. Peki o kız kaç milyon dolar eder, ondan haberin var mı? Ondan da yok. Polis almış dedin. Nasıl gireceğiz? Nasıl alacağız kızı? Yerini bile öğrenemeyiz. Emin misin? İlaçla müdahale ettik. Soğutma yapıp ateşi düşürdük. Bir süre burada yatacak. Gözlem altında olacak. Endişelenecek bir durum yok yani. Eski sağlığına kavuşacak. Sağ ol hocam, sağ ol. Geçmiş olsun. Duydun işte. Kızın iyileşecek. Burada işin bitince annesine ya da akrabalarını teslim edecekler. Ben kalamaz mıyım yanında? Olmaz. Biz merkeze geçeceğiz seninle. Yanında polis arkadaşımız bekleyecek, merak etme. İlk nöbet sende mi? Evet, ben de abi, aklınız kalmasın. Sağ olun. Ne diyorsanız o. Gidelim. Gel. Evet. Bak, erkek doktor ama iyileştirdi, gördün mü?